Ya vallahi sağ olun çocuklar ya. Abi sen sağ ol, ne demek ya. Sana şahitlik yapmak bir şey değil. Senin için hapis bile yatardım ben ama... yani senin hakkında söyleyeceğiz bilmiyorum abi. Bizi ele vermemek için ne hallere girmişsin Şevkat abi. İyi ki geldik de sana şahitlik yaptık. Yoksa içim rahat etmezdi. Rahat olun gençler, bana bir şey olmaz. Aynen, ona hiçbir şey olmaz. Zaten şimdi kamu davası da düştü. Sizi bir an önce ailelerinize kavuşturalım. Var ya, resmen mucize gibi bir şey oldu Şevkat abi. Sen nasıl adamsın ya? Ha bana bakın. Şimdi bana söz vereceksiniz. Okul bitmeden evlenmek yok ha. Söz. Biz zaten bekleyecektik. Gel lan buraya, koçum benim. Düğünden kız kaçıran en genç aşık ha. Aslanım. Biz Şevkat abiye şahitlik yaptık. Siz de bizim nikah şahidimiz olur musunuz? Oluruz. Tabii ki oluruz. Hem de keyifli oluruz. Ama önce sizin diploma töreninize gelmek isteriz. Kapıyı da maşallah tertemiz kırmışsın ha. Hırsız gibi. Neyse sabah yaptırırız artık. Şevkat. Sen bugün inanılmaz bir şey yaptın. Çocuklar haklıydı. Yani onlar için mucize gibi bir şeydi bu. Onların kararan dünyalarına bir ışık yaktın. Umut oldun yani. Canım sen de olsan aynısını yapardın. Yani o yüzden abartmanın alemi yok. Gel bir kahve yapayım sana. Yok. Ben hemen yukarı çıkıp yatayım. Yarın biliyorsun galerinin açılışı var, dinleneyim. Ha, bir de o işler var değil mi? Ya ne yaptın, tamam mı hazırlıklar? Yok işte, kaldı bugün yapacağım her şey. Artık yarın sabah erken kalkıp koşturacağım. Ya, sana bütün gün dedim değil mi? Yakamı bırak, yakamı bırak diye. Bak böyle sabaha sıkıştırırsın işte işleri. Olsun. Bugün yaşadığım şey buna değerdi. Gerçekten. Eyvallah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nereye? Ne demek nereye? Sevgilimi görmeye geldim. Göremezsin. Yasak. Sana vize koydum koçum. Vize için gerekli olan delikanlılık, dürüstlük, şeref şartlarını yerine getirmen gerekiyor. Ya sen ne saçmalıyorsun be? O elini indir. Bugün Cevdet Bey'in dükkanında bir antikayı elime aldım. Her ne hikmetse tesadüfe bak ki... aynı gece o antika çalındı. Ve bu olayı tek gören de sensin. Taşlar yerine oturdu mu yoksa ben yardımcı olayım mı sosyete gülü? Sen beni bir şeyle mi itham ediyorsun? Oğlum akıllı ol, akıllı. Anladın mı beni? Bugüne kadar Esin arada hız tümseyi olmayaydı... senin üzerinden kamyon gibi geçtiydim, dümdüz ettiydim seni. Senin suyun ısındı da kaynıyor bile. Buhar ederim seni, akıllı ol. Ne işin var senin burada? Ben sana gelmiştim ama arkadaş babasının eviymiş gibi engellemeye kalktı. Ay yeter artık ya. Sürekli çocuk gibi didişip duruyorsunuz. Yarın benim için önemli bir gün, tamam mı? Yarın ikinize de ihtiyacım var. Bana ikiniz de yardım edeceksiniz yarın. Bak şimdi içeri girip uyuyacağım. Sesinizi duymak istemiyorum. Bak çıt çıkmayacak. Ne duruyorsun hızlı olan? Hadi abisi, hadi inceden yaylan. Giderken de çok ses yapma, mahalleli uyuyor. Nasıl olsa yine görüşürüz. Senesine dolardı. Ederim. İki rekatta namaz kılarım. Sen dur şu galeri bir açılsın da... ben senin hakkından gelmesini bilirim. Ben seni doğurtayım da bakalım ne şekil bir yumurta çıkacak. Yavaş lan.
Evet, ne yapıyoruz? Şimdi buradaki tablolar götürülecek. Bir de bu odada birkaç parça tablo var. Onlar götürülecek. Tamam. Tamam, ben Miço'ya haber verdim zaten. Beraber iki git gelle hallederiz. Tamam. Ya benim hemen galeriye gitmem gerekiyor. Oradaki sergilenecek tabloların koordinasyonunu yapmam lazım. Tamam tamam, sen git ya, biz Miço'yla hallederiz. Tamam, çok sağ ol. Şevkat, ama bak bir çizik bile olmasın, olur mu? Ya yok, tamam, merak etme, ben de diyorum. Sen git, tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Oğlum yavaş lan, karpuz taşımıyor. Sanat eseri bunlar. Tamam, sen git diğerlerini getir, ben bunları alayım. Çok uğraştım bunu yapmak için. Nasıl? Ya ahşap olsa ağaca yazık derdim de. Metali gitmiş. Yani şeklen değil ama cismen bir ağırlığı olmuş. Sağ ol ya. Tamam, neyse, hadi sen bunu al çık, ben de şunu alayım geleyim. Neymiş lan? Yani kilitli tabii ya. Eskici. Bu ne ya? Biri bir şey denemiş ama becerememiş. Tekrar etmez ama olsun. Ne ki bu, biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ne ki bu, saçma sapan bir şey bu. Buraya bıraktıklarına göre zaten önemli bir şey değildir. Hadi kolay gelsin. Gel. Ya kızım, bu ne kadar ağır heykel ya. Hayır, bunu alan vatandaş nasıl taşıyacak? Ya onlar bir alsın da ben nakliyeyi halledeceğim. Aa, diğer heykel nerede? Buraya koymuştum. Nasıl yani? Buraya mı koydun heykeli? Evet, buraya koydum. Arabanın anahtarı yoktu, onu almaya geldim. Heykeli buraya koydum. Ay, biri mi aldı acaba? Ya pardon. Buralarda böyle bakırdan böyle sarma, böyle soyut gibi bir şey gördüm. Heykel gibi bir şey yani. Heykel, evet. Aa, az önce buradan geçen eskicinin arabanın üstünde vardı ama. Aşağı doğru gidin. Evet, evet, aşağı doğru gitti. Sağ olasın, iyi günler. O almış demek ki. Ne demek o almış ya? Benim heykelim çöpe atılmış bir eşya mı ki alsın? Allah Allah, kızım burası Şanzelize bulvar mı? Kapının önüne soyut sanat eserlerini koyuyorsun. Adam ne bilsin, eskici gelmiştir, onu bakır bobin mobin almıştır, almıştır. Gitmiş de bakırın kilosu kaç para biliyor musun sen? Sen benim heykelime laf mı ediyorsun? Ya tamam, anladım emanet. Senin bir kapışasın gelmiş de. Gel, hem adamı kovalayak hem yolda kapışak. Gel. Gel, çabuk. Yavaş, yavaş, yavaş. Ay, orada, orada. Burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun, bir şey mi baktınız? Beyefendi, bu heykel benim. Ben yaptım bu heykeli. Vallahi ben eskiciden aldım. Sanat olduğunu anlayamadım. Ne demek sanat olduğunu bilmiyordum ya? Bu heykel modern bireyin yalnızlığını anlatıyor. Doğasını kaybedişini sembolize ediyor. Vallahi ablacığım, sen öyle diyorsan doğrudur. Ama ben onu bakır hurdası sandım. Gülme sen de. Bakırı kaliteli bir bakır. Ben iyi para verdim de aldım buna. Size böyle işe yaramaz başka hurda, bakır falan varsa ben alırım. Hala bakır diyor. Bir de işe yaramaz diyor. Delireceğim vallahi. Ya kardeşim, sen eceline mi susadın ya? Vallahi bak, biraz daha konuşursan gırtlağını sıkıverecek kadın. Bırak alsın gitsin işte. Alsın tabii. Ne yapacağım ki ben bunu? Ama biciye para verdim de aldım ben bunu.
Ben kendi yaptığım heykeli geri almak için sana para mı vereceğim yani? Heykel parası verme. Bakır parası vereceksin. Burada bakır. Çok değil yani. 30 lira ver yeter. Bireyin yalnızlaşmasını göremiyorsun ya, aşk olsun sana. Ah. 10 lira kar koydum, helal et. Helal olsun. Oh, hadi sana da hayırlı olsun. Böylelikle ilk satışını kendi heykelini satın alarak yapmış oldun. Artık siftah senin, bereket Allah'tan. Hadi gidelim, açılışa yetiştireceğiz daha bunları. Burada bakır lazım olursa bana gelin, ben veririm. Eyvallah kardeşim. Güle güle. Evet. Al bakalım, hadi hayırlı olsun. Bu ne? Aç da bak. Burası tamam Eşin Hanım. Teşekkürler. Makas. Burdeleyi kesmek için. Çok teşekkür ederim. Ben böyle özel bir şey almayı düşünememiştim. Çok zarif. Hatıra olarak saklayacağım. Eyvallah. Şunu da vereyim. Kolonya. Ebolonya. Neden? Başına dökersin. Ya neden olacak? Bu esnaflığın şanındandır. Sen gerçi buraya sosyetik galeri açtın ama... yani esnaflıkta hani gelen misafirin eline ebolonya dökülür yani. Teşekkür ederim. Hadi o zaman. Babacığım. Buyur kızım. Ya beraber. Şevkat, sana ne oluyor ya? Bora'ya meydan okumuşsun durduk yere. Çocuk musun sen ya? Baba, laflara bak. Kızım ne demişler? Gördüklerinin yarısına inan, duyduklarının hiçbirine. Ben niye meydan okuyayım be bebeğe? Deli miyim ben? Evet, delisin. Ya ama her zaman değilim. Bebeğe herkesin ortasında gelmiş posta koymuş. Ne yapaydım? Geri fites mi yapaydım? Ben bilmem. Bak bu yarış işi çok saçma Şevkat. Lütfen hemen Bora'yı ara ve bunu iptal et. Yok ya, o işi geçeceksin. Bu laf ağızdan bir kere çıkar. Çıkmasaydı o zaman. Şevkat bak, izin vermeyeceğim senin o yarışa katılmana. La sanki senden izin alan oldu ha. Evet. İlk iş günün hayırlı olsun, emanet. Esnaf kardeş. Komşu. Oho, hala mı trip atıyorsun bana kızım ya? Neyse. Yarışta artık yumuşarsın. Hayatta gelmem. Bir de bu saçmalığı gelip izleyecek değilim. Aman iyi, gelmezsen gelme be. Ben de bari gideyim de arabayı daha fazla dağıtmadan Cuma'ya bakayım. Nefet. Ne yapıyorsun kızım? Öyle arabanın önüne atlanır mı ya? Öldürtüreceksin mi kendini ya? Ben de geleceğim. Ne oldu, hani gelmiyordun? Marika abla çok ısrar etti. Orada şimdi bunlar saçma sapan bir şey yaparlar. Sen git engel ol dedi. Mecburiyetten geliyorum yani. Ha, tabii tabii. Uyuzluk yapma da hadi sür şu arabayı. Gelen giden yok. Korktu mu seninkine? Muhtemelen. Korktu tabii. Gelse de eğlensek.
Şevkal, şuradaki kadın... Gördüm, gördüm. İyi misiniz? Sancım tuttu. Kocamla beraber hastaneye giderken arabamız bozuldu. Yoldan kimse de geçmeyince kocam araba bulmaya gitti. Tamam, tamam. Yorma kendini. Yorma, gel. Biz seni hemen hastaneye götürürüz. Gel. Ya yoldan ararız kocanı. Gel. Çok sancım var. Gel, gel. Tamam. Kocana da haber ver. Yavaş, sen, tamam. Yavaş. Yavaş. Geç. Şunu da al. Kardeş gözünü seveyim dayan. Az kaldı hastaneye, hadi. Ben dayanıyorum da o dayanmıyor. Korkma, korkma tamam mı? Ben korkma, seni sağ salim hastaneye yetiştireceğiz. Korkma. Geliyor. Oğlum nereye geliyor? Gelemez, gelemez. Bu bir şey olmaz. Gelmemesi lazım. Ne söyleyelim, gelmesin o zaman çocuk Şevkat, Allah Allah. Ufaklık, yavrum. Bak gelme, az kaldı hastaneye. Hadi gözünü seveyim, hadi. Geliyor. Gelmesin, gelmesin. Bak ufaklık, oğlum musun, kızım mısın? Bak daha doğmadın bile ya. Anneye geliyor. Ay, Şevkat, Şevkat. Sağ çek. Şevkat, sağ çek. Ne yapacağız, sağ çek? Nereye çek? Bak, ileride bir yer var, şurada sağda. Ya kızım ne yapacağız burada biz ya? Ya biz doğurtacağız işte. Ne? Lan ben bu nebesi mi olacağım şimdi? O... Su kaynatın. Ne? Ne bileyim ya. Kimse var mı? Kadın doğuruyor kadın. Buyurun. Kadın doğuruyor, doğuruyor. Ben geliyorum, bir dakika dur. Su mu bir şey getirdi, döktü ya. Ya kızım manyak mıyız biz, hastaneye gitmemiz lazımdı ya. Ya vakit yok. Lan kızım vakit olsa bile biz ne yaparız? Doktor muyuz biz ya? Bu oyun olur mu bununla? Şimdi iki tane can var burada. Mecburuz Şevkat, mecburuz. Dur, tamam, dur, tamam, dur. Dur, sakin. Dur, sakin. Tamam, buraya bırakın. Hadi ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapıyoruz, eve miyim ben? Hay eve değilsin de ne yapıyorsun, geçtin oraya şey yapıyorsun sanki. Sen bilmiyorsan ben hiç bilmem kızım, doğum mu yaptım ben? Abi ben 5 tane doğurdum çünkü. Doğru ben. Geçtin artık. Lan doktor, dayı doktor, ambulans falan bir çağırın, arayıver ya. Bir dakika çağırın. Senin yok mu bir doktor tanıdığın falan bir şey ya? Marika ablaya be, Marika abla. Dur. Bana, Marika abla emri verme bana. Emri verme, kendi işine bak, arıyorum zaten. Bırakın artık beni, artık cevap vermeyin. Bırakın. Arıyorum. Efendim? Alo Marika abla. Ha Şevkat, hayırdır, ne oldu, ne var? Yok, yok olmadı da olacak yani, bebek olacak senin de yardımınla. Nasıl ya? Ya Marika abla, biz yolda giderken hamile bir kadın gördük de hastaneye götürmek için aldık. Ama yetişemedik. Kadın doğurdu, doğuracak yani. Gözünü seveyim, bir yardım et, ne edek ya? Alo Marika abla. Ay. Ay, kal geldi bana, kal geldi bana. Nasıl yani? Abi kal gelecek zaman mı Marika abla? Sen de şeysin, ne yapalım? Bir tarif et, bir şey söyle hadi. Şey, bebeğin suyu geldi mi? Suyu geldi mi kız? Geldi. Gelmiş, suyu gelmiş. Derin nefes al, derin nefes al. Ver, al, ver, al, ver, al. Çabuk. Başım döndü Marika abla, alayım mı daha? Sen almayacaksın. Kadın alacak derin nefes. Derin nefes alsın kadın, derin derin nefes alsın. Derin derin nefes al, bak. Tamam. Alıyor abla, alıyor, alıyor, nefes alıyor. Şimdi, güzel, kadına güzel bir tutacak bir şey bu, sağlam bir şey bu. Böyle sert bir şey, demir gibi sağlam bir şey olsun. Tamam. Ya odun var, şömeni odun da biraz kalınca olur mu? Olmaz, olmaz. Elini ver, elini ver. En güzel elini. Elini tutsun kadın. Böyle demir gibi sağlam böyle, ama dikkat et. Dikkat et, kadın elini tutarken kırabilir. Kırsın, canı sağ olsun ya. Dur, apolleri alıyorum, dur. Gel ateş tut beni elim. Tamam, hadi. Tamam. Marika abla, ne yapacağız şimdi? Ikınır. Ikır. Aman. Sen
Sen değil, kadın ıkınacak. Heh, ıkın. Ikın şimdi bak, ıkın. Ne olur, ıkın. Devam. Az kaldı, olacak. Ne olur, ıkın. Hadi kardeş. Hadi kardeş, ha gayret. Olacak bu iş. Hadi olacak. Esin, sana söylüyorum. Şimdi yavrum, sen kadının karnına yukarıdan aşağıya böyle baskı uygulayacaksın ama hafif hafif. Çok değil. Yukarıdan aşağıya. Yani bebeğin çıkış yönünde ki bebek daha çıkabilsin. Anladın? Tamam, tamam yapıyorum. Hadi kardeş, kardeş tamam tamam olacak. Esin, Esin arada aşağıya bak. Bebek bebeği görüyor. Önce bası gelmeli. Önce bası gelmeli yoksa felaket olur. Marika abla, şey başı geliyor. Şimdi. Elini bebeğin kafasının altına yastık yap. Ama dikkat et, kafası böyle geriye düşmesin. Allah muhafaza, burnu kırılabilir. Ay, yıkayma. Tamam, tamam, tamam. Sorun yok. Evet, evet, geliyor, yavaş yavaş geliyor. Çıktı, çıktı. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizin de böyle bir bebeğiniz olur. Hey, inşallah. Ne münasebe canım biz. Evli değiliz zaten. Ha yok tabii canım olsun. Saçmalık mı oluyor öyle şeyler? Evli çiftler gibi didişiyordunuz ama. Yok canım biz sevgili bile değiliz. Ne alakası var? Ay başım çok. Hey hadi geçmiş olsun dur. Oh. Bir şey yapalım o zaman. Dayı ambulansı aradın mı sen? Geliyor, geliyor oğlum. Hey tamam hadi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hadi daha bizim işimiz gücümüz var. Sen git bir yerin yüzü yok hadi. Geleceği yok. Hadi gidelim artık. Arkadaşlar biraz daha bekleyin yani. Aman be Şevket! Olsun amin ya Rabbi. Ne yaptın Cuma? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda cüllop gibi. Hadi bakalım sıra sende. Şevkat. Külüstürü orada Jack kaptırmadan önceki son şansın. Bak korktuysan vazgeçebilirsin. Zaten senin külüstürün benim hiçbir işime yaramaz. Bizim Allah'tan başka hiç kimseden korkumuz yok kardeş. Rahat ol. Ama sen... Gıcır arabamı kaptırırım diye korkup yarıştan vazgeçeceksen orasını bilemem. Oğlum sana nal toplatacağım. Seni var ya bu pistte gömeceğim. Yarış bitince o topladığım nalları eline verince de bakalım bu kadar kibirli olabileceğim mi? Süt bebesi. Hadi hadi. Enerjini yarışa sakla sen. Hadi. Evet yarış başlıyor. 3 2 Lan Cuma sen yine aküyü takmayı mı unuttun lan? Vurdun be! Vurdun be! Vurdun be! Gidelim bakalım. Hadi, 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 hadi. Al boşa. Vurdur, vurdur. Al boşa. Vurdur. Seni sandım ha? Aa, sen var ya. Hadi lan doğru. Hadi. Hadi lan.
Lan Bora, geçin şu tenekeye hadi. Hadi bakalım Cuma, gösterin elini. Oha! Aferin lan Cuma. Ben de yardım edeyim ya. Sen otur otur, sen misafirsin. Esin misafir değil mi? Değil. O gedikli. Gedikli ne ya? İnsan bari emanet ver, komşu der. E gediklisin kızım. Çat kapı dal veriyorsun evin içine. Senin yüzünden donla gezemez oldum ya. Allah Allah. Ben haber vermeden gelmiyorum ki. Her geldiğimde ya kapıyı tıklatıyorum ya sesleniyorum. Müsait değilsen bekletersin, giyinirsin, olur biter. Bekletirsin, görmüyorsun, olur mu? İyice çavuş kesildin ha, başıma emanet. Bak, bebeği yalnız bıraktık. Zır zır ağlıyor içeride. Ay dur, saçmalama. Gerçekten bir bebek ağlıyor ya. Allah. Bizim kapının önünde mi o? Esin nereye? Geliyor sana. Ne oldu ya? Ne la? Görmüyor musun Şevkat? Bebek işte. Kanlı canlı bebek. Ya tamam, onu anladık da ne işi var burada? Kim bıraktı ya? Ay, alnında yazmıyor. Ne bileyim ben. Biri bırakıp gitmiş galiba. Dur bakayım. Kimse de yok. Dedim ben sana, biri bırakıp gitmiş bu çocuğu. Ya şaka maka mı yapıyorlar acaba? Yok artık. El kadar bebekle şaka mı yapılır Şevkat? Vallahi kızım, bizim mahallenin sağ solu belli olmaz. Biliyor, çok şakacı bir mahalle. Hayır, o değil. Şimdi evde senin rallici bebeği besliyorduk. Bir de şimdi bu ufaklık çıktı başımıza. Hadi hayırlısı. Hadi içeri girelim de üşümesin. Ha, gel, geç. Şevkat, odayı iyice bir ısıtalım, tamam mı? Üşümüştür. Tamam, tamam. Bora, kalksana oraya, ben atayım. Ben şuna bir odun atayım da şimdi. 10 dakikaya fırın gibi olur. Bu bebek nereden çıktı? Beylikler getirmiş. Nokta dışı yapmışlar bana. Biri kapının önüne bırakmış ya, kıyama. Yoksa senin çocuğun mu Şevkat? Annesi senin kapına bıraktığına göre kesin sendendir çocuk. Oğlum bak, bebeğin yanında ağzım bozmuyor. Çünkü daha yeni tanıştık. Sen de benim asabımı bozma, anladın mı beni? Çocuğu zaten anası bırakmış gitmiş kapının önüne. Çocuğun şu anda sakinliğe, dinginliğe ihtiyacı var. 2 dakika çeneni kapat, öyle otur. Ben sana bakarım. Ben seni çok severim. Ağlamana hiç gerek yok, tamam mı? Şevkat, şu pusete baksana ya, not falan var mı bir şey? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Götürün karakola teslim edin, onlar baksınlar. Hayatta olmaz. Polisler nasıl baksın ne kadar çocuğa? Şimdi onlar direkt kuruma teslim ederler. Orada garibim oradan oraya elden ele geze geze perişan olur. Buna biz birkaç gün bakalım bence. Annesi falan belki pişman olur, geri gelir ya. Ya evet, belki geri gelir gerçekten. Ya da ne bileyim, buralarda dolaşır, çocuk iyi mi diye bakmak ister. Dediğin gibi biz birkaç gün bakalım, sonra düşünürüz. Ben de konuya komşuya bir
Ahaliye falan bir sorup soruştururum hani kimin çocuğu olabilir diye. Ya Şevkat, seni tanıyan biri olmasın senin kapına bıraktığına göre? Yani senin bakacağını bilen, polise vermeyeceğini bilen biri. Ne bileyim ben, her şey olabilir. Şey, bize şimdi mama lazım. Biberon, emzik, bez falan. Tamam, ben hemen gider alır gelirim. Ya sen ne anlarsın bezden, biberondan? Birine sormak lazım. Yok anasını da gideceğim, deneyeceğim işte. Biberon alacağım, süt içeceğim. Emzik, bezi takacağım, bağlayacağım, oluyor mu diye. Allah Allah. Ya üf, şeyi Marika ablaya falan sorsak bilir o. Ya Marika abla da onların zamanında bezler falan kaynatılıyordu oğlum. O da biraz yani yaşlı kalır sanki. Bilir bence o. Şey, ay kıyamam, kaç aylık ki bu? Bu iki maksimum üç, ben sana diyeyim. Çok mu küçük? Ben gidiyorum Hüsnü. Tamam, hadi görüşürüz. Dur ben seni geçireyim, dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.